dairesi Galata 1564 Karaköy İstanbul. Evet. Perakende satış fişi. Aynen müşterilere, müşterilere kesilen evet. fiş. 1000 1000 e, lira ücret 1000 lira. KDV'si 100 lira. Bak KDV %10 olmuş. KDV de var. Ama. Evet. %10 evet, olmuş evet, ama KDV. Evet, 18 evet. değil. Yüzde, evet evet. <laughs> Ve KD, 85. Evet. Özal zamanı. Tabi. Özal'ın KDV'yi <laughs> başlattı. o yıllarda, o yıllarda KDV için reklam yapıldı. Zeki Alasın ile Metin Akpınar. Doğru. KDV'nizi ödeyin. KDV'nizi ödeyin. Fişini al falan diye. İşte e, bunlar da. Fişler markalar. bunlar mı? Al, marka, marka, sana verecektim marka. biliyorsun bunu. <laughs> evet. Şeyler, bunların da üzerinde 500 bin 500 lira yazıyor. 500 bin lira, yani. lira ne diyor? 5 lira mı? Kaç lira? Mı? 5 lira diyor şimdi atarsan şeyi. Yo, yok 6 0, 6 -0 yok. 6 ya. 0.5 yapar. Anlamadım. Ben evet, ben ekonominin anladım. zaten anlamıyorum artık şeyini yani hiç şekilde anlamıyorum. Hele bu ara hiç anlamıyorsunuz. Şimdi e, biraz Matild Man Matild Manukyan'dan bahsetmek lazım. Çünkü evet, bunu konuştuktan Türkiye sonra... sosyal tarihinde çok önemli bir kadın Matilda Man Manukyan. E, yani bizim kuşaklarımızda adını bilmeyen kimse yok onun. Vergi rekortmeni. Her Vergi rekortmeni. rekortmeni. Vergi rekortmeni. Vergi rekortmeni evet. Hatta bir yerde bir şey okudum. Birisi yazmış bir zamanlar. Diyor ki ya diyor yanında diyor 980 kadın çalıştıran bir kadın bir insanın verdiği vergi hmm. 100 bin kişi çalıştıran bir patronun <laughs> verdiği vergiden nasıl yüksek olur, olur diyor. Öyle. Tamam mı? Böyle böyle şeyler var. Fakat Matin Manukyan tabii çok zengin bir kadın. Ben birkaç bir şey okudum. Enteresan bir kadınmış. Orada 17 numaralı ne bir evşin tam hmm. hatırlamıyorum ama 17 numaralı ev onun eviymiş. Ve onun evinde çalışmak Ayşe Arma'nın mülakatında da var. röportajında evet. da var. Prestijmiş prestij. o kadınlar için. En, en yüksek para alanlar orada çalışıyorlarmış. Evet. Her gün saat 10-11 civarında gelirmiş oraya. Fakat bizim girdiğimiz kapıdan girmezmiş. Hmm. Dışarıdaki sokakların birinden bir iş giriş varmış. Oradan, Oradan girer odasına çıkarmış. Ve akşam saat 23'te kapanınca hmm. genel ev hmm. evinin önünde bir kuyruk oluşurmuş. Bütün evlerin başındakiler ellerinde çantalarla gelip Paralar. paraları Atid Manukyan'a verirlermiş. O da bir kasaya koyarmış orada. Ve tabii öldüğü zaman bıraktığı miras beni çok şaşırttı Aynen, yani. Bindi. Vallahi, bir görelim mi arkadaşlar neler bıraktı? Ee, yani. Manukyan. Yani ee, o zürafa sokaktan çıkan bir mirası e, görelim. Aynen o bu VTR'nin devamında vardı. Ee, tabii ki mesela öldükten sonra şimdi kültür sokağı olacak diyoruz ya orası. Evet, evet, Beyoğlu evet. Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın çok güzel bir proje. Gerçekten de tebrik ediyoruz. Evet. Ama aile de buna destek veriyor. Evet. aile. Manukyan'ın de öldükten sonra e, miras, mirasçıları evet. e, 4-5 tane mirasçısı e, var. Hah, bak başladı evet. şimdi bak. Ama ee, bir yakın göstermek lazım. Aynen. O Aksa aşağıya aynen. keşke. Bak İstanbul'da 500 daire 70 işanı. Evet. Şişli Belediyesi, Şişli 200 Adliyesi dahil bak. Şimdi 200 trilyon lira mal varlığımış toplamı. Evet, evet sen oku şimdi. Ee, Şişli Belediyesi, Şişli Adliyesi dahil, o binalar dahil olmak üzere 500 daire İstanbul'da 70 de iş Yalova'da 200 daire 4000 metrekarelik arsa 2 telli organize sanayi bölgesi. Bugün İstanbul'un en e, kıymetli arazilerinden bir tanesi. bin dönüm arazi üzerine kurulu ambalaj ve MİA fabrikası. Antalya ve Alanya'da ikisi 4 yıldızlı, biri 5 yıldızlı. 3 otel, Manukya'nın mirası bunlar. Büyükada'da bir köşk, Kalamış Yat Limanı'nda demirli 18 metre boyunda Sync Harmony yatı. Arabaların markalarını bulurladık. Ee, çok lüks. Ee, evet. Ve çok, çok sayıda. Yani, evet. evet çok sayıda mücevher ve zinet eşyası. Zaten şu mücevher ve zinet eşyaları emin ol o tek taşlar, bilmem ne pırlantalar falan filan bile eee pek çoğumuzun hayal edemeyeceği bir servet. Bunları eee öldükten sonra aileye bırakıyor. O ziyaret ettiğimiz yerde aynı şekilde aileye kalıyor. Ancak aile en son 2020 pandemiden önce çalışıyormuş. E, Zürafa Sokak ve e, pandemiden sonra pandemiyle yani beraber tarih de. değil tamam. ya bundan bir önce kadar çalışıyormuş orası. Evet. Yani ama ben... şimdi bugün gördüğümüzde sanki Suriye iç Savaşı'daki Halep gibiydi o sokağın evet. hali yani. Aynen. E, dolayısıyla çok kedi vardı bir de dikkat Evet çekeyim. ya. Kedide. Kadınlar kedileri çok seviyormuş. Ben kafama takıldı gezerken o gördüğümüz kediler benim. Hayvanlar çünkü bağlı oraya bakıyor. Çöplük haline gelmiş ama orada yaşıyorlar. Acaba birileri bakıyor mu onlara diye sordum. Evet burada besliyorlar dediler. Ama hmm. eminim orası kültür sokağı olursa yani kültür ve sanata meraklı insanlar Hayvanlara da meraklıdır ve e, o kediler evet. orada yaşamlarını sürdürürler ama inşaat sırasında ne olacak bilmiyorum. Belki belediye onlara bir çare bulur oradan. Hiç yani. merak etme. E, Cihangir'de yakın olduğu için Cihangir Kedi Cumhuriyeti biliyorsun. Aa, <laughs> doğru doğru doğru. O, oradan... Apır Cihangir. Apır Cihangir. <laughs> Bunları da konuşacağız sonraki programda. <laughs> Tabii de Apır Apur Apur Cihangir'e gireceğiz. De Aynen. Onlar başka <laughs> özel konular. Özel konular ve... Apır Cihangir Cumhuriyet zaten yani. Tabii. Aa, bak çok güzel. Yeni yılın ilk programında Apır Zürafa cihan... sokaktan sonra Apırcı Yangı'na apır gidip orada yapalım. Tuğrul'la da röportaj yaparız. Tuğrul'la yaparız evet. Tuğrul <laughs> bir fırça yeriz ondan o bizi hem fırçalar. De, hem, de, hem de nasıl. <laughs> Geçen gün mesajlar diyor, Ne zaman başlıyorsunuz?